Merhabalar, biz Işığın Türkiye izleyicileri bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Elida Güzellik Merkezi'nin müdürü efendim. Pınar Açıkgöz bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Elbette ki bizler de tanıyalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hoş Pınar Hanım? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok mersi, bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Benim ismim Pınar. Elde Güzellik Merkezi'nde 5 yıldır müdürlük yapıyorum. Onun haricinde oradaki haklı ilişkiler bölümünden sorumluyum. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki bu sektörü tercih etmenizin bir hikayesi var mıydı? Evet, aslında ben turizm otelcilik mezunuyum. Ama hiç o işi yapmak istememiştim. En büyük hayalim de güzellik uzmanı olmaktı. Bununla birlikte böyle bir başlangıç evet, mı oldu? Evet, yani bununla ilgili, güzellik uzmanlığı ile ilgili birçok eğitim alıp da bu dalda ilerlemeyi tercih ettiniz. Memnun muyuz? Evet, çok memnunum. Severek yapıyoruz. Evet. Harika. Mutlu bayanları görmek bana gayet huzur veriyor. Ne kadar güzel. Bu sektörde hakikaten gün geçtikçe çok ilerleme söz konusu. Evet. Tabii ki hepimiz her zaman vardı bakımlı olabilmek ama şimdi artık lüks değil bir ihtiyaç halini aldı. Geniş bir alana yayıldı bu açıkçası, evet. Güzellik bakımı, güzellik merkezlerinin yapmış olduğu faaliyetler. Biraz da Elida'dan bahsedelim istiyorum ben. Neler yapıyorsunuz? Faaliyet alanlarınız nelerdir? Elida Güzellik Merkezi 2008 yılından beri hizmet veriyor. 10 yıldır. Maşallah. Çok memnun hastalarımız, üyelerimiz var. Bunun yanı sıra epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, hydrofacial'ın dediğimiz uygulamalar. Ne güzel, ben son sistem, evet, son sistem tüm uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Süper. Epilasyon daha ağırlıklı tabii merkez olarak. Çünkü bayanların artık tüyleri biliyorsunuz ki korkulu rüyası haline geldi ki İstanbul şartlarında da çok az bir zamanla yarıştığımız için de epilasyon aslında bizler için çok büyük rahatlık oluyor. O konuda da epilasyonda daha bir ilerlememiz daha yoğun olarak devam etmekte. Onun haricinde cilt bakımı yoğun. İşte kış mevsimlerinde leke ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dermapen dediğimiz uygulamalar, akne problemler. Uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Gayet üyelerimiz memnunlar. En çok danışanlarınız hangi konu üzerinde kapınızı çalıyorlar? Epilasyon. Dediğim gibi bayanların zaten en vazgeçilmezi bir epilasyon. Nokta açıkçası. Hani evet, güzellik bakımlarını yaptırırız, başka belki noktalara değinebiliriz ama epilasyon zaten belli bir yaştan sonra hepimizin yaptırması gereken kesinlikle bir uygulama. Öyleyse lazer epilasyondan birazcık bahsedelim istiyorum. Tabii ki. Güvenli midir? Lazer epilasyon hem etkili hem de çok güvenli bir uygulamadır. Lazer epilasyonun ürettiği kendi ışık boyu dalgaları mevcuttur. Bu da kıl köklerini tahrip ederek daha sonrasından çıkmasını engelliyor. Zaten FDA tarafından da 1997 yılında da onaylanmış uygulamalardan birisidir. Hiçbir şekilde zararı yok. Herhangi bir kanserojen içeren, herhangi bir sağlığımıza zarar veren unsurlara sahip değildir. Ama lazer epilasyonu kimler yaptıramaz? Kimler yaptıramaz? Lazer epilasyonla ilgili aslında klinik bulgular pek fazla şu anda rastlanmadı. Ama genelde gebe bayanlara uygulama yapılamaz. Epilepsi hastası olanlara. Çünkü epilepsi ışını tetikliyor. Tetiklediği için de epilepsi hastalarına uygulama yapılamaz. A vitamini içeren ilaçlar kullanan hastalarımız yapamaz. İşte Roaccutan dediğimiz uygulamalarda. Bunlar çünkü yoğun olarak A vitamini içerdiği için cilde zarar verme olasılığı var. Bu gibi rahatsızlıkları olan kişiler lazer epilasyon yaptıramaz. Lazer epilasyon peki kaç seansta sonuç alabiliriz? Şimdi bu kişilerin hormonlarıyla alakalı bir şeydir aslında. Hepimizin hormonları bir değildir. Bu aslında batı ve doğu insanı olarak bile değişebiliyor. Tabii hormonal farklılıklar oluyor. Ama yüz bölgesinde 10 ila 12 seans arasında sonuç alıyoruz. Vücut bölgesinde de bayanlarda 8 ila 10, erkeklerde de 10 ila 12 seans arasında sonuç alıyoruz. Eğer cilt yapısı ve kıl yapısı lazer epilasyona uygunsa bayanlarda %70 ile %80 oranında sonuçlar elde ediyoruz. Erkeklerde de 80 ila 90 oranında sonuçlar elde ediyoruz. Bir de ağrı eşiğimiz hepimizin birbirinden farklı olsa gerek. Ağrılı bir yöntem mi, bir uygulama mı? Öncesinde işte ağrı giderici kremlerle
o ağrıyı birazcık da hafifletebiliyoruz. Nasıl bir uygulama söz konusu? Buz lazer uygulaması yaptığımız için biz zaten 4 mevsim uygulama yapılabiliyor. Ve diğer cihazlardan farkı da Diodin'in acı hissetmezsiniz. Çünkü yoğun olarak zaten orada bir soğukluk hissedersiniz. Doğru. Kol ve bacak bölgelerinde onu hissetmeyiz ama özel bölgelerde tabii ki de bayanlar uyuşturucu krem kullanmayı tercih ediyorlar. Peki seans aralıkları ne kadar aralıkta olması lazım? İlk başladığımız dönemlerde 4 hafta aralıklarla uygulama yapılıyor. Yüz bölgesinde 2 hafta aralıklarla çünkü yüz bölgesi çabuk çıkan bir bölge. O yüzden de 2 hafta aralıklarla yapılması gayet iyi olur. En azından başarıyı daha çabuk hızlandırırız. Vücut bölgesinde de 4. haftalardan sonra mesela 4-5 seans olduktan itibaren de seans aralıkları zaten uzayabiliyor. 8 haftaya da çıkabiliyor ama ortalama bir 3 seans 4 haftada bir yapılması ihtiyaç gerekir. Haline geliyor. Hangi bölgelere uygulama yapabiliyoruz? Göz çevresi haricinde tüm bölgelere aslında lazer epilasyon yapılabilir. Önemli olan kıl tipinin lazer epilasyona uygun olmasıdır. Zaten teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık her kıl tipine uygun lazer epilasyon cihazları da mevcut oluyor. Haklısınız. Bununla birlikte lazer epilasyon hormonal bozukluğuna bağlı aşırı diyelim kilolanma da tedavi etkili midir? Tedavisinin aslında çok etkili bir yöntemdir. Ve bunu doktor kontrolü altında tahlilleriyle birlikte hasta uygulama yapılırsa hormon tedavisiyle birlikte eş değerde yapıldığında ciddi anlamda sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü günümüzde hormon bozukluğu yaşayan birçok bayan var ve bu aşılır tüylenmeye neden oluyor. O yüzden her ikisini kombinli olarak uyguladığımızda en azından diğer çıkacak bölgelerde de çıkmasını engelliyoruz. Peki emzirme döneminde lazer epilasyon yaptırılır mı? Onunla ilgili de herhangi bir klinik bulgu yoktur zaten. Emzirme döneminde 3. aydan sonra hastalar yaptırabilirler epilasyon. Peki epilasyon yöntemi ekonomi anlamında bizi zorlar mı? Aslında ekonomiye baktığımızda böyle çok kısa dönemli bir şey olduğu için bakıldığında pahalı bir uygulama olarak gözükür. Ama aslında uygun bir uygulamadır. Çünkü hepimiz her ay bu uygulamayı yaptırmak zorundayız. O yüzden de hem zaman açısından bizim için faydalıdır. Çünkü yılda epilasyon yaptırdığımızda 15 ila 20 saat arasında tüm vücudumuza vakit kaybetmiş oluyoruz. Ama öbür türlü baktığımızda daha uzun zamanlarımız elden gidiyor ki çalışan bayanlar için de 5 dakika bile aslında çok önemli. Mesela benim için çok önemli tabii o 5 dakika bile. İki metropolde yaşıyoruz. Tabii. Sürekli bir yerlere yetişme kaygısı sabah akşam ayrı. Bu anlamda dediğiniz gibi o 5 dakikalık bile hepimiz için yeri geliyor. Çok önemli bir kavram haline gelebiliyor zaman kavramı. O yüzden de epilasyon hiçbir şekilde tedirgin olmadan emin ellerde, profesyonel ellerde gidip gönül rahatlığıyla yaptırabileceğimiz bir uygulama yöntemi. Bununla birlikte biraz da cilt bakımından bahsedelim dilerseniz. Şimdi yaz mevsimine girdik. Tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi yaz mevsimine girdik ve günümüzde hepimiz artık makyaj yapıyoruz. Ve bu makyajı yeterince evde derinlemesine bir temizliğini sağlayamadığımız için aslında günümüzde hepimizin medikal bakım olarak cilt bakımlarını yaptırmaları gerekiyor ki şu an UV ışınlarının yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Tatillere gidiliyor. Bu tatil esnasında biz hastalarımıza devamlı önerdiğimiz şey güneş koruyucuları. Yani 50 faktörlük güneş koruyucularınızı muhakkak çantanızdan ayırmayın. Yani makyaj altına olsun tatillerde güneşlenirken. Onu hani evet hepimiz hoş bir ten olmak istiyoruz. Ama bununla birlikte yaz dönemi bitince de sonra da leke telaşına düşüyoruz. Aynen öyle. O yüzden güneş koruyucularımızı düzenli olarak kullandığımızda sadece medikal bakımlarla da cildimizi koruyabiliriz. Bu evrede 6 seanslık bakımlar yapıyoruz merkezimizde. Bunların içerisinde cildinizdeki ölü tabakaları temizliyoruz. Siyah nokta temizliğiniz yapılıyor. Akne tedavileriniz gerçekleştiriliyor. Tabii ki de ciltte zaman aşımıyla elastiret kaybı olabiliyor. Buna yönelik sıkılaştırma bakımları, anti-aging bakımları yapılıyor. Ve ayda bir düzenli olarak yapılması gereken bir uygulamadır. 6 seans tamamladığımızda aslında bu 6 seans bize çok uzun bir dönem yeterli. Cildimiz de zaten evimiz gibidir. Nasıl evimizi günlük, aylık ve yıllık temizlememiz gerekiyorsa cildimizi de aynı şekilde temiz tutmamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Elde Güzellik Merkezi'nin diğer merkezlerden farkı nedir?
Bizim en büyük amacımız kaliteli hizmet verebilmek. O mutlu, tebessümlü yüzleri görünce zaten onlarla birlikte bizler de mutlu oluyoruz. Ve gerçekten buradan tüm üyelerimize de teşekkür ederiz. Bize çok fazlasıyla referans sağlıyorlar. Bu da onların mutlu olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle. Zaten 10 yıllık bir kurumuz biz. Hı hı. Bütün en son çıkan en üst seviyeli cihazlarla birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Devamlı tabii ki de bunların takiplerini yapıyoruz. Yurt dışına çıkan arkadaşlarımız var cihaz kontrollerini yapan. Hangi uygulama geldiyse biz de merkezimize o uygulamaları getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir? Kendinizi bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Valla 5 yıl sonra sanırım Elida Estetik gerçekten bir marka haline gelecek. Hı hı. Zaten hani Fatih çevresinde bilindik hı hı. bir şubeyiz. Hı hı. İnşallah bir marka haline de gelme planlarımız mevcut. Harika. Belki şube artacak mıdır? İnşallah, inşallah. Düşünceler. Yani. Evet, tabii ki de bununla ilgili çalışmalarımız ilerliyor ama öncesinde bizim için en önemli şey şu andaki şubemizdeki hastalarımızı mutlu edebilmek. Ne kadar güzel. Bu anlamda o yüzden de evet araştırın, iyi bir şekilde araştırın ki böyle işi bilen profesyonellerde gözünüzü kapatıp kendinizi teslim evet. edebilirsiniz. O güzel yeni çıkan uygulamaları da hem bir şekilde deneyebilirsiniz de. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağlık ve ne güzel de başarınızın devamını Sağ diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli konuğumuz bizlerleydi efendim. Elida Güzellik Merkezi'nin müdürü Pınar Açıkgöz konuğumuz. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.